Son günlerde sıkça duyduğumuz Eylül ayı bir hafta sürdü, daha dün 1 Eylül'dü gibi sözler zamanın akışında değişiklik hissettiğimizi ortaya koydu. Kimileri için zaman normal akışındaydı, kimileri için ise zaman çok hızlı geçti. Peki zaman algımızdaki bu değişiklikler neden kaynaklanıyor? Muhtemelen daha önce şöyle bir cümle kurmuş ya da duymuş olmalısınız. Son zamanlarda günler çok çabuk geçmeye başladı, eskiden böyle değildi veya bu hafta nasıl geçti hiç anlayamadım. Zaman algısının dönemsel olarak nedenli hızlı ya da yavaş geçtiğini yetişkinler daha yüksek bir oranda fark ediyor. Buna uygun bir şekilde yapılan araştırmalarda zaman sizce daha mı hızlı yoksa daha mı yavaş geçiyor sorusunun yöneltildiği çocuk ve yetişkin deney grupları birbirlerinden belirgin şekilde farklı cevaplar veriyor. Bu çalışmalardan birinde çocuklar zamanın çok yavaş geçtiğinden şikayet ediyor. Çalışmalar zaman farkındalığı algısının ilerleyen yaşla beraber değişebileceğini gösteriyor. Bu değişimin ise bireyin zamansal ve sosyal yönelimindeki adaptasyonundan kaynaklandığı düşünülüyor. Zamanın kişi için özden algılanması oldukça mantıklı. Çünkü enerji açısından değerlendirildiğinde yaşlı insanlar için gelecek zaman uzunluğu genç ve yetişkin bireylere göre daha sınırlı kalıyor. Bir diğer deyişle yaşlı insanlar için kişisel planlar ve beklentiler gittikçe azalmaya başlıyor. Aynı zamanda hayatımızdaki rutinler de bu algıyı oldukça etkiliyor. Bu rutinliğe sebep olan şey aslında toplumsal sistem. Aklınız fazlasıyla doludur. Bir yandan işiniz ya da okulunuz, aile hayatınız, gündemdeki olaylar, hobileriniz derken her şey bir döngüye giriyor ve sıra dışı şeyler yapmaya fırsat bulamaz oluyoruz. Uzmanlara göre bütün bu yaş, fiziksel yapı, günlük rutinler zaman algımız üzerinde ciddi etkiler bırakıyor. Bu nedenle bazılarımıza onlarca gün gibi gelen zaman aralığı bazılarımız için göz açıp kapayıncaya kadar geçtiği hissini bırakıyor. Zaman algısı üzerinde bu tip etmenler varken sizler için zaman nasıl geçiyor? Sizin için de Eylül bir hafta mı sürdü?